Evet, bir başka gerçek değerli izleyiciler. Şimdi 16. yüzyılda yani 1550'li yıllarda, 60'lı yıllarda Adana vilayeti belki Osmanlı coğrafyasının en güzel, en zengin beldesiydi. Ulu Cami ve etrafında külliye, medrese, çarşılar, hanlar, hamamlar vardı. Dükkanlar vardı. Kent sur içerisindeydi. Ramazanoğulları Adana'da bir tane fakir ve aç kalmaması için çok efendim güzel düşüncelerle geniş arazilerin gelirini vakfa bağışlamışlar. Şehirde bedava ilaç dağıtmışlar. Medrese açmışlar. Sanat mekteplerini kurmuşlar. Yani böyle güzel bir medeniyet yaratmışlar o vakıf sayesinde. Ne zaman ki Ramazanoğulları Adana'nın idaresinden vazgeçtiler 1608 yılında, Adana'ya İstanbul'a valiler geldi. Gelen valiler belli bir zaman diliminde kendi menfaatlerini düşündüler. Vergi atıyorlar, efendim kavgalara karışıyorlar, haraç arıyorlardı. Ve Adana işte 1608'den hemen sonra 1700'lerde, 1800'lerde tam bir kavga diyarıydı. Vali Toros Dağları'ndan Adana'ya gelirken etrafında yüzlerce efendim ona yardımcı olan insanlar var. Vali attan inip abdest alsa ibrik tutan memur var, peşkir tutan var, kahvesini yapan var, güvenliğini sağlayan var. Gelip vali konağına oturduğunda hemen her yerde valiye uşaklık yapan bir sürü insan var. Dolayısıyla vali serveti, zenginliği, haraç almayı, kavga etmeyi kendi otoritesini, kendi menfaatleri için kullanıyor idi. Bundan dolayı o dönem efendim o kadar çok vali geldi gitti ki Adana'ya. Ben inceleme yaptım. Mesela 1820'li yıllarda bir yılda 4 vali gelmiş gitmiş. Bu kadar çok vali niye gelir? Valiler rüşvetle gelirlerse, halkı ezerlerse hep kavga dövüş olur. Evet, karşımızda Osmanlı dönemindeki bir valinin görev yapma yerine geliş olayı veya arkasındaki mahiyetinin efendim durumu anlatılıyor. Asıl konumuz Kara Fatma'nın yaşadığı coğrafyayı tanıtmak. Bahsettiğim bu coğrafya Ceyhan Nehri kıyılarından giden kervan yolu. Adı Akyol. Bu kervan yolu Karatepe eteklerinden Andırın Ovası'na girer. İleride Beylik köyüne uğrar. Oradaki Harboğazı'ndan, Akkale'den, efendim Haçlı'nın kalesinden Andırın'a uğrar. Torosların zirvesindeki şu an hemen karşımızda görüyorsunuz. Azgıt Kalesi'ne ve daha ileriki Geben'e uğrar ve oradan da Kayseri'ye doğru gider idi. İşte bu kervan yolu, yani Gülek Boğazı, Adana'ya giden kervan yolu önemli ama bir başka önemli yolda dediğim gibi Ceyhan Nehri kıyısından, Andırın'dan, işte Göksun'dan Orta Anadolu'ya giden yoldur. O yolun olduğu coğrafya, evet, Andırın'daki kervan yolu kıyısındaki Akkale'yi şu an görüyorsunuz. Bir tepenin üzerinde bir kale var. Bu kalenin de eteğinde bir köy ve adı Beylik Köyü. O köyde adını bir zamanlar orada beylik yapan Kara Fatma isimli bir kadından almış. Ondan geliyor, evet. Ve karşımızda Andırın'a yaklaştığımızda Haçlıların Kalesi. Dağların eteğinde yüksek bir tepe var, göbek gibi görüyorsunuz. Orada bir kale var ve kalenin efendim aşağılarında ev harabeleri var. Andırın'a yaklaşırken oradaki Akkale'nin görüntüsü bu şekilde fotoğrafa yansımış. İşte bu kaleler zincirin geçtiği yerde, bakın en son yerde Geben Kalesi. Geben Ovası yaklaşık 70-80 bin dönümlük dağların orta yerinde düz bir arazi. Çok verimli. Oradan efendim akarsular akıyor. Fasulye, mercimek, buğday ve diğer ürünler alınabiliyor. Geben Ovası'ndan geçen kervanlar kıvrıla kıvrıla dağların üzerinden Göksun'a giderler. Çukurova'yı Kayseri'ye bağlayan en önemli kervan yolu buradan geçiyor. Geben bugün Andırın ilçesinin bir beldesi konumunda. Eğer Geben'e giderseniz yaz mevsiminde o coğrafyada o kervan yolunun ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Karşımızda Geben Ovası'ndan geçen o ünlü kervan yolunun fotoğrafı var. Evet, bu fotoğraf bize o coğrafyanın önemini anlatıyorum. Gelelim şimdi asıl konumuza. Beylik Köyü, Andırın Ovası'nın dağ eteğindeki kervan yolunun kıyısında bir caminin yanı başında bir tarihi köy. Caminin arkasında tarihi bir mezarlık var. Görüyorsunuz yani taşlar dikilmiş ama hiç yazı yok. Evet, Beylik ismi köyün adı ve tarihi bir mezarlık. İşte bu köyde
1820'li, 30'lu, 40'lı ve 50'li yıllarda bir kadın yaşadı Kara Fatma lakabıyla. Kavgacı bir kadın. Ama nasıl kavga? Evet, karşımızda Beylik köyünün tarihi mezarlığı var ve bu mezarlığın olduğu yerde bir Türkmen kadını beyliği ilan etti ve kendi adını verdi. Ancak bugün o köyde bu şekilde bir mezarlık var. Bir aynı mezarlığa başka bir yere bakıyoruz. Kafası fesli bir yapılı mezar taşı. O bahsettiğim Beylik köyünde Kara Fatma Hatun'dan sonra Yaycıoğulları denen bir aile gelip yerleşti. Yaycıoğulları ailesinden İbrahim Efendi'nin mezarıdır burası. Evet, Beylik köyü önemli olaylara sahne olan bir yerdir ve karşımızda Andırı'nın efendim Tokmaklı köyündeki Beylik köyü var. Şimdi o bahsettiğim köyün oradan geçen kervan yolunun bugünkü hali. Karşımızdaki dağların eteğinden giden efendim bu kervan yolunun adı Harboğazı yolu diye biliniyor. Kervanlar buradan yavaş yavaş gidiyorlar. Dağların eteğinden Andırı'na varıyorlar ve oradan daha yukarı gidip geliyorlar. İşte Kara Fatma Hatun 1810'lu yıllarda bu kervan yolunun geçtiği, ovayla dağların birleştiği yerde kendi beyliğini ilan etti ve orada önemli olaylar yaşandı. Karşımızda evet Beylik köyünün olduğu yer. 2009 yılında Andır'ın Tokmaklı Beylik köyüne vardığımda Tokmaklı denen yerin dağların eteğindeki tarihi bir mezarlığa uğradık. O mezarlığın adı Beyler Mezarlığı'ydı. Yanımda gazeteciler vardı. Beyler Mezarlığı'nda iki mezar taşı dikkatimi çekti. Birinde fes şekli vardı ama diğerinde böyle çiçek şekli vardı. Yani orada bir beyin yattığını düşündük. Dikkatle baktığımız zaman mezar parçalanmıştı ve ortası boştu. Evet, bu mezarı sorduğumuz zaman dediler ki bu mezar Kara Hatun'a aittir. Yani ismi de unutulmuş, sadece halk, köylüler Kara Hatun diyorlar. O anın fotoğrafını çektik. Ünlü bir kahramanımızın mezarı deşilmiş ve bu şekilde gördük, çok üzüldük. Kara Hatun'un mezarı. Sonra Tokmaklı diye bildiğimiz yerde bir eve vardık. Sultan Borat isimli bir teyzeyi bulduk. Teyzemiz çok sinirli, kızıyor efendim, kendi kendine konuşuyor idi. Bu erkek gibi bağırıp çağıran, konuşan teyzemizin bir elinde sigarası vardı ama diğer elinde evinde sakladığı uzun kılıcını getirdi. Ve konuşmaya başladı. Diyordu ki, benim kafamı bozmayın diyordu. Ben bu kılıcı buldum, paslı kılıcı. İnekleri güderken derenin kıyısında bir mezar gördüm. Mezarın taşlarının diyor arasından kılıcı çektim aldım. Allah demiş bu mezarı buzaların belasını versin. Ama diyor kime ait olduğunu bilmiyorum. Burada mühim bir insan yaşamış. Kara Hatun yaşamış derlerdi diye bahsediyor Sultan Murat teyze. Ve aynı yerde Hamza Hayt isimli bir başka efendim köylüyü de gördüm. Hamza Bey dedi ki Celsi Bey orası Kara Hatun'a ait bir mezardır. Bakın kılıç tahrip olan bir mezar, yaşayan bir insan ama unutulan bir tarih vardı ve ben bu tarihi araştırmaya karar verdim. Evet burası Andır'ın ve bir teyzemiz tarihini kılıç tutuyor. Osmanlı arşivindeki milyonlarca belge içerisinden Kara Fatma yazan fermanları ve belgelere ulaştım. Karşımızda 1820'li yıllarda Maraş halkının bir şikayet belgesi. Diyorlar ki bir kadın var Kara Fatma lakaplı. Maraş'a geldi, kavga ediyor. Valiyi dinlemiyor. Padişaha kafa tutuyor. Bu efendim kavgacı kadın yakalansın ve ceza verilsin. Bayezid beylerinde gelen diyor efendim bu kadın hakkında yani böyle suçlayıcı bir bilgiler var. Evet karşımızda Osmanlı arşivinde Kara Fatma isimli derebey kavgacı bir kadınla ilgili efendim bir ferman var. Ve altta da Maraş'taki işte müderrisler, hocalar herkes mührünü basmış. Bir kadını padişaha şikayet ediyorlar. O düşüncenin belgesidir bu. Peki bu kadın neden isyan ediyordu? Ve erkekler ona niye karşı gelmişlerdi onu da bilmek gerekiyor. Karşımızdaki bu belge onu gösteriyor. Erkeklerin veyahut da aşiretlerin kıyasıya kavga ettiği, kavganın hiç bitmediği, gözyaşına dönüştüğü bir dönemde derzeler bir Türkmen kadını yıllar sonra 1854 yılında 500 askerle İstanbul'a gidiyor ve
onun İstanbul'a gelişi esnasında Ayasofya Camisi önünde ata binmiş, elinde mızrağı, kıyafeti, kılıcı, askeriyle o anını bir Avrupalı gazeteci bu şekilde resmini çiziyor ve diyor ki Çukurova'dan bir kadın geldi, bir Türkmen beyin hanımıdır ve diyor o kadın İstanbul'da padişahı diyor kurtarmak için cepheye gidiyor. Evet, Kara Fatma denen kadınımızın Çukurova'dan İstanbul'a gidiş anının resmi bu şekilde evet çizilmiş. Ben bu hikayeye kaldığımız yerden devam edeceğimizi ben söyleyeyim arkadaşlar. Evet, şimdi Kara Fatma'nın Çukurova'daki durumu hakkındaki bilgileri almak için onun akrabası olan Mustafa Paşa oğlunu dinleyelim bakalım bu amcamız Kara Fatma için ne söylüyor. Paşaoğlu 1929. Kerimoğlu da derler. Kerimoğlu ailesinden. Evet Mustafa Paşa, Kerimoğlu kızı Kara Hatun'un evlenmesini anlat. Arkadaş, Beyazoğlu Osman Paşa geliyor, babası Kerimoğlu Duran Bey'den istiyor, o da veriyor Allah'ın emri. Gerisinde buradan gelin ediyorlar. 600 atlı ile babasının Beyazoğlu'nun atlısı var. Ahsu'nun köprüsünü geçtikten sonra burada Bozdağ'ın atlısı ile diyorlar. Beyazoğlu atlısı bir cirit oynasın diyorlar. Şimdi orada ikiye ayrılıyorum. Bozdağ'ın atlısıyla Beyazoğlu atlısı cirit oynarken bakıyor ki Beyazoğlu'nun atlıları daha başarılı görünüyor. Lavere diyor katını tutan lavere. Kayınbabam Osman Paşa'ya söyle diyor. Müsaade ederse babamın atlarına karşı ben diyor cirit oynayacağım diyor. Osman Paşa da müsaade ediyor. Başındaki duvarı sıyırıyor. Cirit'e çıkıyor. Leyla'dan vurduğunu düşünüyormuş Beyazoğlu'nun atlısının. Ondan sonra da biraz oynadıktan sonra işi şey yapıyorlar. İşte geliyorlar varışında akşam gerdağa girişin diyor ki Beyazoğlu diyor kadının bu kadar düşük olduğunu istemem koca gelmezdim. Alta bakıp da yukarı bakmak gözümden bana zor geliyor. Sana döşek için bir kadın alayım diyor. Efendim iki gün daha geliyor ondan sonra reddediyor kocası. İşte kılıcın işte boynum diyor. Sana döşek uçsun diyor bir kadın alayım başka bir matemi ben göreyim diyor. Oğlan da evlenmemiş hamile olmuş üç gün gelmesinden. Bir oğlan çocuğu dünyaya geliyor ismini Süleyman kuruyorlar. Ortasını tutturulmuş Beyazoğlu'na vurulmuş kalender paşaya. Dermiş ki Beyazoğlu aslanın yavrusu ya tek olur ya çift olur demiş. Sonra çocuk sadredem olmuş. O Beyazıtlı geniş bir aile de o Süleyman bizim kızın oğlu Süleyman Paşa'nın oğlu Doğan Paşa vardı. Kara Hava iki Paşa. O bizim Süleyman Paşa'nın evlatlarından gelen. Bu kadar. Kara Hatun cesur bir kadın mıymış? Çok cesur, silahşör, yiğit, güneş tutar. Öyle mi? Evet, memandan tutma derimiş. Adam kanat eline geldi miydi? 32 dişi anasından mevcut bulmuş. İşte diyorum ya Osmanoğlu asker istemiş kendine. 600 nartlıyla geliyorum buradan İstanbul'da. Oradan bari kan Kara Fatma geliyorum işte askerine diye şimdi tencereden kadınlar bakıyorum Kara Fatma kim diye. Avrupa Harbi'ne gidiyor orada çok başarı gösterdi. Ondan sonra uluslarına harp ediyor.